Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El keyisu, zeki kişi, bu keyis kelimesi uyanık, iş bilen anlamına da gelebilir. Ama genellikle zeki diye çevrilir. El keyisu, zeki kişi, men dâne nefsehu, nefsini kontrol altına alan diye çevrilmiş çoğu yerlerde. Ama hadis alimleri bu bölümü izah ederlerken buradaki dâne nefsehu kısmına şu anlamı vermişler. Nefsini hesaba çeken demişler. Ben o yüzden birebir Arapça sözlük karşılığını vermektense hadis alimlerinin buna yaptığı izahtan yola çıkarak bir çeviri yapayım. Zeki kişi nefsini hesaba çeken ve ölümden sonraki şeyler için çalışandır. Genellikle de ölümden sonrası için çalışandır diye kesilip atılıveriyor bu hadisin tercümesinde ama orada bir incelik var, üzerinde durmaya çalışacağım inşallah. Ölümden sonraki şeyler için çalışan kişidir. Aciz kişi de nefsinin isteklerinin peşine takan ve buna rağmen de Allah'tan olmayacak şeyler dileyip duran, bekleyip duran kişidir demiş. Orada temenni kelimesi kullanılıyor. Şimdi burada önce şunu bir hatırlatalım. Bakın, zeki kişi diye bir bakış ya da bir anlayış hepimizde var. Bu bütün yüzyıllar boyunca bütün toplumlarda kullanılan bir kelime, zeki adam. Dinin yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi kavramlara, her kavrama değil ama yani bazı kavramlara yeniden kendi bakış açısına göre anlam yüklemiştir. Mesela Peygamber Aleyhisselam bir başka hadisinde müflis yani iflas eden kişi kimdir diye sorar. Ashab bizim anlayışımıza göre iflas eden kişi şudur derler. O zaman Peygamber Aleyhisselam hayır asıl iflas eden kişi şudur diye başka bir tanımlama yapar. Mesela başka bir zaman Peygamber Aleyhisselam güçlü kişi kimdir bilir misiniz diye sorar. Onların bildiğinin dışında yeni bir tanımlama yapar. Dinin en önemli yaklaşımlarından bir tanesi kavramlara kendisinin yeniden anlam yüklemesidir. Peki bu ne işe yarar? Kelimelere, kavramlara dinin verdiği anlamı öğrenip o şekilde anlamaya başlarsak eğer, hayata ve olaylara dinin gözüyle bakmayı öğreniriz biz. Yani mesela hastalığa çok farklı bakan bir dinimiz var değil mi bizim? Hazreti Peygamber mesela gelir birisine hasta ziyaretinde tuhurun inşallah der. Yani ona geçmiş olsun diye Türkçe'ye çeviriyoruz ya birçok defa gidip de biz geçmiş olsun diyoruz. Tuhurun inşallah diyor. Temizlik olur inşallah. Bir anda hastalığı günahları temizleyen bir sebebe dönüştürdü. Hastalığa bakışın değişir. Ölüme bakışını değiştirir, zenginliğe bakışını değiştirir, eğlenceye bakışını değiştirir. Güç ve iktidara bakışını değiştirir, mutluluğa bakışını değiştirir. Kavramlara, kullandığınız kavramlara yüklediğiniz anlamlar çok önemlidir. Kimin kavramlarıyla düşünüyorsunuz ve konuşuyorsanız, onun kavramlarıyla hayata bakıyorsunuz demek. Ve Peygamber Aleyhisselam yeni bir anlam yüklüyor. Zeki kişi. Zeki kişi, efendim, çok para kazanmayı başarabilen kişidir. Hayır, değildir. Zeki kişi, başına gelen herhangi bir problemden tereyağından kıl çeker gibi kurtulmayı başarabilen kişidir. Hayır değildir. Zeki kişi yüksek mevki ve makamlara gelmeyi başarabilen kişi. Hayır değildir. Zeki kişi bu tanımlamaların hepsini devre dışı bıraktı. Bu tanımlamalar bizde var mı? Evet var. Mesela bizim içinde bulunduğumuz seküler dünya anlayışında zeki kişi deyince dünyevi başarılara ulaşmayı başarmış kişi diye anlıyoruz. Dünyadaki işlerinde kolaylıkla işlerini çözebilen kişiye bakıyoruz. Oysa Peygamber Efendimiz değiştirdi. Zeki kişi ölümden sonraki şeyler için yani hesap için çalışandır, cennet için çalışandır, cehennem için çalışandır. Allah'ın huzuruna çıktığında vereceği hesap için çalışandır. Allah'ın yüzüne nasıl bakacağını düşünen adamdır. Eğer bir insan ölümden sonraki hayat için nefsini hesaba çekmiyorsa bu adam akıllı adam değildir. İslam dini bu adamın akıllılığını reddeder. İstediği kadar dünyevi başarısı olsun. Hangi sınavda hangi puanı almış olursa olsun hiçbir kıymeti yok. Önemli olan insanın gerçek menfaatleri. Akıllı adam gerçek menfaatini bilir. Gerçek menfaat hangi menfaattir? Kalıcı olan menfaattir. Kalıcı menfaat nerededir? Ahirettedir.
ahirette menfaatın dışındaki menfaatlerin hepsi geçici menfaatlerdir. Ve bu geçici menfaatlere gözünü dikip kalıcı menfaatleri terk edenler akıllı insanlar değillerdir. Dinin bakış açısı budur. Burada nefsini ezen anlamına gelmiyor bakın. Nefsini dışlayan değil, nefsini hesaba çeken diyor. Ne demek hesaba çeken? Nefsin istekleri var, hepimizde nefis var. Nefsin istekleri var, bu nefsi hesaba çekecek. Yani isteklerin Allah'ın rızasına uygun mu, peygamberin öğrettiklerine uygun mu, aklın verilerine uygun mu, aklın ve dinin rehberliğinde bir şöyle bir gözden geçirecek. Uygun olanı yapacak, uygun olmayanı bırakacak ya da uygun olmayanı uygun şekle dönüştürerek yapacak. Peki aciz kişi kim? Bunun tam tersi. Bir adamın acziyeti, beceriksizliği, güçsüzlüğü, zayıflığı nedir? Kendini nefsinin eline terk etmiştir. Nefsini nefsinin isteklerinin peşine takmıştır. Canı ne istiyorsa öyle yapıyordur. Akıl devre dışı kalmıştır. İlim devre dışı kalmıştır. Din de devre dışı kalmıştır. Öfkelendiği zaman canı nasıl istiyorsa öyle konuşuyor, nasıl istiyorsa öyle davranıyor. Korktuğu zaman canı nasıl istiyorsa öyle davranıyor. Sofraya oturduğu zaman canı nasıl istiyorsa öyle yapıyor. İnsan ilişkilerinde canı nasıl istiyorsa öyle yapıyor. Yani mesela küsme hakkı olmayan birilerine küsmeye kalkıyor. Bakın çok net yani. Küsme hakkı tanınmayan insanlara küsmeye kalkıyor. Kızma hakkı tanınmayan insanlara kızmaya kalkıyor. Veya birilerine kızmışsa eğer ona kızgınlığının karşılığını alabilmek için, öfkesini tatmin edebilmek için haksızlık yapabiliyor mesela. Kaptırmış kendisini nefsin peşine. Nefs bunu almış götürmüş. İnsandan istenen şey bu değildir. Peki bu adam bunu böyle yaparken bir yandan da ne yapıyor? Bir yandan da Allah'tan temennilerde bulunuyor. Yani ya namaz kılman gerekiyor, namaz ağrıma gidiyor, kılmıyorum. Oruç tutman gerekiyor, oruç zoruma gidiyor, kılmıyorum. Tesettür diye bir emir var ya, tesettüre kendimi alıştıramadım, tesettür yok hayatımda. İnfak yapman lazım ya, işte bir türlü cebime atamıyorum. Ve sonra Allah'tan rahmet bekliyor, Allah'tan mağfiret bekliyor, Allah'tan cennet bekliyor, Allah'ın rızasını bekliyor. Ya Allah'ın hazinesi çok geniştir, verir diyor. Verebilir mi diye sorarsan verebilir. Verir mi? Niye versin? Bu soruyu daha önce de sormuştuk. Niye versin ya? Sen bir şey yapmadın ki. Bu bütün dönemler boyunca karşımıza çıkan bir tutummuş demek ki. Yani bu birilerinin dediği gibi sadece şimdi güncel Z kuşağı dediğimiz kuşaktaki insanlarda karşılaştığımız bir davranış problemi ya da kişilik problemi değilmiş. Resulullah Aleyhisselam bunu 15 asır önce söylediğine göre demek ki o zaman da varmış. Neymiş o? Bedelini ödemeden ödülü istemek. Bedelini ödemediğin değerleri, menfaatleri, ödülleri bekliyorsun. Ta o zaman da varmış. Bu insan modeli. Bu Z kuşağı falan modeli değil. Her kuşakta var bu model. Peygamber Aleyhisselam diyor ki bu adam aciz bir adamdır. Bedelini ödemeden neyi bekleyebilirsin? Bu dünyada bekleyemiyorsun. Beklersen de avucunu yalıyorsun. Ahirette namaz kılmamışsın, orucu tutmamışsın, Kur'an'ı okumamışsın. Yani belki sadece elinde bir iman var. O iman da ne kadar desteklenmiş bir iman ayrıca tartışılabilir. Çünkü ibadetlerle beslenmeyen bir imanın canlılığını sürdürmesi ne kadar mümkün olabilir diye sormak gerekiyor. İman dediğimiz şeyin canlı bir varlık olduğunu unutmayalım. İman canlı bir varlıktır. Bunun beslenmesi gerekiyor. Beslenmediniz, yani ibadetlerle bunu beslemediniz. O zaman iman ne kadar ayakta kalabilir ki yani? Var olan imanınız gerçekten canlı bir iman mı, yoksa yapma çiçekler gibi böyle var, yok çok güzel görünüyor ama hayat yok. İmanınız gerçek bir çiçek mi, yoksa yapma görüntüsü güzel ama hayatı olmayan bir çiçek mi? Allah'tan bir şeyler beklerken Allah'a önceden ne sunduğunuzu gözden geçirmeniz gerekiyor. Akıllı kişiyle aciz kişi karşılaştırmasını o kadar güzel oturtuyor ki Peygamber Aleyhisselam. Mesele bir kişinin nefsini hesaba çekip kontrol edebilmesiyle ilgili bir konu. Allah bizi akıllı kişilerden etsin. Aciz kişi olmak gibi bir düşkünlükten bizi muhafaza buyursun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.